Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu alkışlamaya Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, genç milletvekili kardeşlerim. Şey bak. Böyle bir toplantıya ilk kez katılıyorum. Daha önce Antalya'da dar bir grupla basına kapalı bir toplantı yapmıştım. Normal siyasi bir konuşma yapmayacağım. Sayın Başkan'ı dinledim. Sayın Özkan, gerçekten son derece güzel bir sunuş yaptı. Sunuşun güzel olması, geleceği bizim önümüze koymasıydı. Bir siyasetçi, bir devlet adamı, bir bürokratı, geleceği görmeden, tahmin etmeden, günlük kararlar alması kadar yanlış bir şey yok. O nedenle ben kendimi adıma söylüyorum. Sayın Özkan'ın sunuşundan yararlandım. Dünya hızla değişiyor aslında arkadaşlar. Hızla değişiyor. Batıyı biliyoruz. Ama doğuda olağanüstü bir yükselme var. Çin'de, Hindistan'da, Güney Kore'de beklentilerin çok daha üstünde güçlü bir gelişme var. İnsanoğlunun tarihine baktığımızda avcılıktan tarım toplumuna geçtik. Sonra tarım toplumundan sanayiye, 20. yüzyılın sonlarında, 21. yüzyılın başlarında ise bilgi toplumuna. Bilgi toplumu, insan beyninin en stratejik ürün olduğu gerçeği ortaya koydu. Katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Bilgiyi teknolojiyle besledi. Bilgiyi insan kültürüyle besledi. Bilgiyi dünyaya anlatmak, dünyaya tanıtmak. Yeni alanlar. Ve bütün bu çabaları ortaya koyan bir sözcük var. Merak. Amerikalıların Mars'a gönderdikleri uzay aracının adı da merak. Adem'in elmayı yemesinin de temelinde merak ediyoruz. İnsanoğlu merak ettiği sürece, hayal ettiği sürece, beklentileri olduğu sürece toplumun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Turizmin doğması da aslında bir merakın sonucudur. İnsanoğlu sadece kendi ailesini, sadece komşularını, sadece kendini, mahallesini değil, sadece ülkesini değil, dünyayı da merak ediyor. O meraklarla yola çıkıyor dünyada. Baktığınız zaman büyük keşiflerin arkasında da merak var. Mesele şu, merak edeceğiz güzel, o merak edilen olgulardan yola çıkarak gelirimizi nasıl artıracağız, insanoğlunun merak ettiği alanı ona nasıl sunacağız? Bu bizim temel görevlerinden birisi. Politikacı, klasik politikacı anlamında söylüyorum, sorun yaratan bir insan. Ve sorunlardan beslenen bir insan. Klasik politikacı ötesinde, devlet adamı kimliğini üstlenen politikacı ise, sorunları önceden gören ve çözen kişidir. Bir Çinli bilgeden bir anı anlatmak istedim. Çinli bilge kendi kitabında anlatıyor. Der ki, biz üç kardeşiz. Üçümüz de doktor. En büyük kardeşimiz hasta geldiği gün tedavi eder. Öldüğü zaman yeni bir hasta gelinceye kadar kimse öldüğünün farkında bile olmamış. İkinci kardeşimiz biraz uyanıktı. Hasta geldi tedavi etti. Mahalleye yayıldı tedavi.
eyalete yayıldı, tedavi etti. Öldüğü zaman bütün eyalet arkasından aldı. En küçük kardeşimiz, en uyarlı kıyamayla hasta geldi, tedavi etmedi. Eyalete yayıldı, tedavi etmedi. Bütün Çin'e yayıldı ve tedavi etti. Öldüğü zaman Çin oldu, ulusal kahraman yerine etti. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Büyük ağabeyi yaptı doğru. Hastayı geldiği gün tedavi edecek, insanları yeni sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Siyasetçiyi biz, gerçek anlamda sorunları çözen, önceden tahmin edip, bugünden önlemleri alan kişi olarak konumlandırırsak, ona göre seçimimizi yaparsak, bu ülkenin geleceği çok vardır. Genç arkadaşlarıma bu öyküyü anlatmanın temelinde, tercihlerinizi buna göre yapın demek için. Hep sorunlar yarattık, sorunlardan kahramanlar çıkardık. Sayın Özkan, bir politikacı değil. Ama geleceği okudu bize. Geleceği anladı bize. Nasıl önlem almamız gerektiğini söyledi. Ve Türkiye Cumhuriyeti küçük bir ülke değil. Bakanlığımız var. Planlama örgütlerimiz var. Orada çalışan yüzlerce bürokratımız var. Bunları acaba onlar görüyor mu? Görmeden etmiyor. Ayrıca sorunları çözmek, tek başına bürokratların ve tek başına siyasetçilerin çözeceği olan olmak, alan olmaktan da büyük ölçüde çekmiştir. Sorunları bizzat işin içinde olanlarla beraber oturup konuşmak ve çözüm üretmemiz gerekiyor. Artık 21. yüzyılda geldiğimiz nokta budur. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, onların özellikle daha bağımsız düşünmeleri, sorunların çözümüne katkı vermeleri bu bağlamda çok önemli. Yapmamız gereken çabalardan, çalışmalardan birisi de budur. O açıdan merak her zaman olacaktır. Olmaması mümkün. Merakı sorgulamayla beraber kullandığımız zaman Türkiye'nin gelişmesine, dünyanın gelişmesine önemli katkılar yapmış oluruz. İnsanoğlunun doğasında zaten sorgulama vardır. Eğitim de biz o sorgulamayı daha kaliteli hale getirmek isteriz. Bütün dünyanın eğitimde temel aldığı konu budur. Aklın da özgürleşmesidir. Her şeyi sorgulamasınız. Sorgularsanız mutlaka doğruları yapacaksınız. Ve yine hayatımızda unutmamamız gereken bir gerçek, her düşüncenin mutlaka bir karşı tezinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bir tezimiz olacak, onun antitezi olacak ve onun üstünde bir sentezimiz olacak. O sentez aynı zamanda bir tezdir. İnsanoğlunun gelişmesi, büyümesi, kalkınması, büyümeye katkı vermesinin temelinde bu yatır. Hepimiz aynı şeyi sakın ola ki düşünmeyelim. Aynı şeyi düşünürsek toplumu kıvırtırız. Farklı düşüneceğiz, farklı sorgulayacağız ki doğruyu yakalama şansımız olabilir. Yıllarca önce bir bilgisayar firmasının bürokrat bulundularda toplantısına katılmıştım. Küçük bir sunuş göstermişlerdi. New York'ta, Central Park'ta bir kadın, genç kadın oturuyor, erkek parka uzanmış, dizini kadının, başını kadının dizine koymuş. Güzel bir manzara, sevgili, hoş bir manzara. Filmin adı 10x10 mu yanlış hatırlamıyorsam. Kamera 10 metre veya buna benzer belli bir mesafeyle sürekli yıldızlara, aya, bizim bildiğimiz, şu an için bildiğimiz pek çok gezegeni aşıyor ama sonrası karanlık, belli değil. Bulamadık sonrası. Aynı şekilde kamera bu kez geriye dönüyor
Santa Park'a geliyor. Yine aynı manzarayı görüyoruz. Bu sefer insanın dokularına, eri, kör vesaire dokulara ve geliyor bir noktaya. Bundan sonrasında da bilmiyoruz ve henüz keşfediyoruz. Dolayısıyla uzayda dünyada keşfedilmemiş olağanüstü alanlar var. İnsanoğlu 3 milyon yılda tekerleği buluyor. 3 milyon yılda. Bugün her saniyede birden fazla buluşuyor. Geldiğimiz olay baş döndürücü bir olay. O nedenle turizmcilere çok büyük değer vermiş. Teknolojiye kalacaksınız. İnsanın merakını gidereceksiniz. Onun daha fazla para harcamasını sağlayabilecek ortamı hazırlayacaksınız. Ülkenizi tanıtacaksınız. Bunun elbette ki kısa evrimi ya da kısa süreli önlemleri var. İtir itir elemandı, ilgi ortamdı vesaire vesaire. Ama uzun vadeli düşünün. Geleceği düşünün. Geleceğe yönelik planlar yapın. O planları yaptıktan sonra onları aşama aşama hayata geçirmek, belli bir strateji ölçüsünde bu planları oluşturmak gelecek açısından, turizmin geleceği açısından çok çok önemli. Evet, 6. destinasyonuz diyoruz. Dünyada en çok gelinen 6. ülkeyiz. Turizm geldiği. Ama en az para bırakılan ülkeyiz. Paris'e gidin. Bir yıldızlı otellerde, iki yıldızlı otellerde, bizim 5 yıldızlı otellerde fiyatları artıyor. Bütün otellerde üç büyük imparatorluğu var, başkentlik yapmış İstanbul düşün. Bir Mardin'i düşün, bir Şanlıurfa'yı düşün, bir Adıyaman'ı düşün, bir Trabzon'u düşün, bir Anadolu'yu düşün, Orta Anadolu'yu düşün, Hititleri düşün. Baktığınız zaman uygarlıkların beşiği bir Anadolu var. Yeterince tanıdık. Eğer biz üst gelir gruplarını çekebilirsek, sayın hocam, özellikle emeklilikten sonra dünyayı gezmek, görmek istedikleri çekebilirsek, kültür turizminin eğer çok öne çıkmasını sağlayabilirsek, Türkiye gerçekten de bir marka olabilir. Burada unutmamamız gereken, benim de burada dikkatle izlediğim sonra da bir konuya hepimizin dikkati herhalde çekildi. Sayın Uçan da o dikkati çekildi. Bizim reklamımızı yapan, ya daha doğrusu gittiği ülkenin reklamını yapan o ülkeye giden kişidir. %81 yanlış hatırladığımız zaman. Çok önemli bir yanlış. Neden? Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz, komşumuz, arkadaşımız olan bir kişiden alıyoruz. En güvendiğimiz kişiden alıyoruz onu. O nedenle onun Türkiye'den çok mutlu ayrılması gelecek açısından da çok çok önemli. Efendim, turizmin önemli noktalarından birisi de barıştır, hoşgörüdür, sevgidir, dinlemektir, merakını gidermektir. Ama asla ve asla savaş değildir. İnsanoğlu hem turizmi merak edebilir. Doğayı, kültürü, sağlığı, tarihi, çevreyi. Ama insanoğlu savaş merak edebilir. O nedenle eğer turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak savaşlardan uzak durmamız lazım. Bu da sadece siyasetçi olarak benim görüşüm değil. Olmamalı da zaten. Ülkesini seven, insanı seven, insana saygı duyan, onun düşüncelerine saygı duyan herkesin ortak paydası olmak zorundadır. O nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir. Zorunlu olmadıkça savaş gözyaşı getirmiştir. Hiç kimse savaştan kâbı çekmemiştir. Barış varken niçin savaş? Dostluk varken niçin savaş? Hoşgörü varken
Neşet Ertaş buradadır. Pir Sultan Abdal buradadır. Baktığınız zaman Anadolu coğrafyası Yunanizm'dir. Bu coğrafyayı bizim dünyaya tanıtmamız lazım. Kültürümüzü tanıtmamız lazım. Tanıtabilirsek zaten kültür için değerler cepheli dolu olabiliriz. Geleceklerde Türkiye'yi anlayacaklar, insanımızı anlayacaklar. Bir noktaya daha eğilip sözlerime son vereceğim. Dün Norveç Parlamento Başkanı geldi. Konuşuyoruz Türkiye ile ilgili merak ettiğim sorular vardı. Bir de muhalefetin gözüyle, muhalefetin sesiyle sizden dinleyelim dedi. Cümlesine de şöyle başladı. Her ülkede mutlaka iktidar vardır ama demokrasilerde muhalefet vardır. O nedenle sizinle Türkiye ile konuşmak istiyorum dedi. Türkiye turist olarak gelen bir milletvekili bana şu soruyu sordu. Ben Türkiye'ye geçen yıl turist olarak geldim. Ama sokaklarda hep erkek görüyorum. İçin kadınlar yoktu. Yanıt vermekte zorlandığımı söyledim. Şunu sordum kendisine. Turist olarak nereye gittiniz? Alanya'da eğer erkek egemen bir toplum görüyorsa iyi ki Erzurum'a, iyi ki Diyarbakır'a, iyi ki Trabzon'a başka yerlere gitmemiş. Biz kadın erkek olarak salonda çok sayıda kadın görüyorum. Kadınların iş yaşamına girmeli, katılmaları, çalışmaları, emek harcamaları bizim için bir zorunluluk. Kadın erkeğiyle beraber, erkeğin kadınıyla beraber ortak yaşam mücadelesi veriyoruz. Karadenizli kadın son derece güçlü. Tuttuğunu koparır, çalışır, dirayetlidir. Aslında kadınlarımız çalışkandır. Onlar iş hayatına, özellikle de turizme daha fazla girmek zorundadır. Onların el attığı alanın daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Biz siyasette bir şey yaptık. Hiçbir siyasal parti yapmadı, bir şey yaptık. Son kurultayımızda %33 cinsiyet kotası getirdik. Bu çok önemli. Hiçbir siyasal parti değil. Avrupa'da da çoğu siyasal parti var. Kadınların daha fazla siyasete girmeli. Gençlerin daha fazla siyasete girmeli. Sayın Başkan'ın hedefini yanlış hatırlamıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. İleride turizm otelini olmayı hedefliyor diye. Ne kadar güzel. Aranızda turizm otellerinden, siyasal partilerin gelen başkanlarından, başbakanlığından, milletvekilliğinden hedefleyen arkadaşlarımız var. Sorunların çözümünün temelinde siyaset kurulunun sorunlara yaklaşımı sağlık. Eğer siyaset kurumu sağlıklı düşünebiliyorsa, sorunu sağlıklı görürse, teşhisi iyi koymuşsa, yani hekim diliyle konuşursa, teşhisi doğru koymuşsa çözümünü de doğru yapacaktır. O zaman olayın içinde olanlar, olayı yaşayanlar, sorunu yaşayanların siyasete ilgi göstermeleri gerekir. Efendim, ben hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. 11.30'a kadar salonda olacağım. Dinlemeye çalışacağım arkadaşlarımı. 11.30'dan sonra ben ayrılmak zorundayım. Çünkü uçak birine kalkıyor ve ben ona yetişmek zorundayım. Hepinize selamlar, saygılar. Bu toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Geleceğe ışık tutacaktır. Ve bu ışık